Videodan selamlar arkadaşlar. Bugün bayağıdır beklenen videoyu çekme kararı aldık. Sizlerle birlikte Portekiz'e Uber Eats nasıl yapılır? Portekiz'e Uber Eats'ten ve Uber'den ne kadar kazanılır? Ve şartları nelerdir? Onlar hakkında bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi elimde Uber Eats çantam var. Kameranın arkasında Emre abimiz var. Onunla da sizlerle birlikte muhabbet edeceğiz arabanın içerisinde. İsterseniz hemen arabaya geçelim ve Emre abimizden gerekli bilgileri alıp siparişlerimizi vermeye başlayalım. Ve bakalım bugünün sonunda ne kadar kazanacağız. Sensiz hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Burger King'in önünde pusu attık. Aynen öyle. Bekliyoruz. Demin kameranın arkasındaki Emre abimiz de yanımızda. Nasılsın? Merhabalar abi? Herkese. Eyvallah, seni sormalı. Ben deyim, sağ olasın. Şimdi abi, izleyiciler merak ediyor. Portekiz'de Uber Eats, Uber nasıl yapılır? Şartları nelerdir, bir bilgilendirsen. Hemen bahsedelim. Uber Eats'i yapmak için öncelikle kendiniz bir şirket açabilirsiniz. Yalnız bunun şartları ağır olduğu için, vergisi vesaire çok olduğu için genelde insanlar zaten açılmış bir şirketlerle anlaşarak, örnek veriyorum, haftalığının %10'unu ya da genel olarak kazandığı paranın %10'unu şirkete vererek ekstra bir masraf yapmadan çalışabiliyorlar. Uber Eats'i istersen kimler yapabilir? Onlarla evet, biraz bahsedelim. Bir de Uber Eats'le Uber yapmak için farklı şartlar var mı abi, yoksa ikisi de aynı mı? Şimdi şöyle, normal Uber'le Uber Eats arasında çok büyük farklar var. Normal Uber'i yapmak için ekstra kurs almanız gerekiyor. Yine evet, milli eğitime bağlı olarak veren bazı kuruluşlar var. Uber Eats'te bu kadar detay yok. Basit olanı şöyle, oradan gözükür mü bilmiyorum ama çantayı zaten evet, sen almıştın şöyle, gelmeden Uber önce. Uber Eats çantamız da burada. Böyle bir çanta var. Normalde bu çantanın fiyatı 50 euro civarı. Yalnız daha önceden Uber'a başlamış, bırakmış olan insanlar var. İnternetten işte o LX'den falan bakarsanız. Ben 25 liraya buldum bunu. 25. Bu ikinci el yani. İkinci el. Evet. Yani zaten çok da büyük bir farkı olmuyor. Sıfırla ikinci el arasında gayet de temiz. Bir çanta almanız gerekiyor. İkinci olarak şirketle anlaştıysanız burada legal olmak zorundasınız. Yani Uber'ı ben geldim oraya, öğrenciyim, oturum kartım yok. Yapabilir miyim? Çok zannetmiyorum yapabileceğinizi. Peki oturum kartı varsa çalışma izni olmadan yapabiliyor mu? Çalışma onu iznine gerek yok. Ha. Yok, oturum kartı varsa yapabilir. Onun dışında başka bir motor gerekli. Ben arabayla yapıyorum. Zaten hani bir size göstermek için böyle bir şey yapmaya kalkıştık. Evet. Çok şey olmuyor, evet, para kazandırıyor. Bu haftanın başında başladık. Ne yapacağız, nasıl olacak diye bir görelim dedi. Gayet de güzel gidiyor. Evet. Yani arabayla olmasına rağmen para kazandırıyor. Ama motorla tabii ki çok çok daha... Uber Eats'e mesela şimdi ben oturum kartım var diyelim Portekiz'de. Evet. Ve başlamak istiyorum. Gerekli belgeler nelerdir? Ve bu platforma yüklüyoruz herhalde belgeleri. Kesinlikle öyle. Genelde evet, zaten şirketlerde sizin belgelerinizi yollayacağınız bir kişi var. Çok başınız evet, ağrımıyor. Ne istiyorlar? Direkt insanların kapısını çaldığınız için, yüz yüze görüştüğünüz için öncelikle sabıka kaydı, temiz bir sabıka kaydı istiyorlar. Onun dışında Portekiz'de legal olduğunuzu kanıtlayan gerek vatandaşlık gerek oturum kartı, bunu isterler. Onun dışında arabayla yapacaksanız da ehliyet ya da motorla yapacaksanız, evet, motor belirtiyorsanız, yüksek silindirliyse bir motor ehliyeti gerekiyor. Portekiz'de şöyle bir durum var. Eğer 5 yıllık araba ehliyetiniz varsa motor için 100, 125 cc'ye kadar olan motorlarda ekstra ehliyet almanıza gerek kalmıyor. Evet, o gerçekten güzel. Ve bu arada şimdi mesela illa şirket üzerinden mi yapmamız gerekiyor? Ben mesela kişisel olarak kendim yapmak istiyorum desem. Kesinlikle yapabilirsin. Bir şirket açman gerekiyor. Yalnız insanlar bunu çok tercih etmiyor. Çünkü evet, masrafı çok oluyor. İşte vergisi vesaire, şuyu buyu. Bunun yerine ne oluyor? Bir şirketle anlaşıyorsun, kazancının burada Uber'da ayrıca ödemeler haftadan haftaya olur. Her evet, pazartesiden pazartesiye sizin hesabınıza para yatar. Her hafta %10, kazandığınız paranın %10'unu bu şirkete yani verirsin. Şirketle komisyon anlaşması aynen yapıyor, öyle, şirkete ödeniyor. Aynen öyle. Yani yine şirkete çalışmış işiniz oluyorsun. Kalmıyor. Kesinlikle. Evet. Peki sen abi şirketle anlaştın mı, yoksa kendin? Ben bir şirketle anlaştım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Misal veriyorum, 300 euro yaptıysam bu hafta 30 eurosunu şirkete bırakacağım, 270 euro bana anladım, kalacak. Onun dışında işte ekstra giderlerim neyse, misal veriyorum bütün hafta boyunca 50 euroluk da bir mazot harcadım diyelim. Evet. İşte 220 euro bir hafta da bana kalıyor. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim. Şu anda Portekiz'de karantina süreci hala devam ediyor. Mart'ın sonuna kadar devam edecek. Bu karantina sürecinde de restoran ve kafelere gidip oturamıyorsunuz. Böyle olunca illaki take away usulü çalışıyor bütün restoranlar, mekanlar. Yani bu da Uber işçilerin işine yarıyor.
Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Hatta şu anda Uber'cılar dua ediyorlar yani karantina yani, bitmesin, bitmesin diye. Çünkü işler çok çok yolunda. Evet. Yani herkes TKB'yi tercih etmek zorunda. Yani bir seçeneği yok. Yani başka bir seçeneği yok. Öyle olunca herkes evden siparişini veriyor. Bu da Uber işçilere yaramış oluyor. Bu arada havalar yani 2-3 haftadır Portekiz'de her gün yağmur yağıyordu. Kesinlikle öyle. Çok kötüydü. Bu da Uber işçilerin işine yarıyor. Çünkü havalar kötü olunca zaten insanlar evden çıkmıyor. Karantina var. Ve şimdi şansımıza da bugün hava şöyle gösterelim. Gayet güzel açık bir hava var. Yani biz kaç dakikadır bekliyoruz şu anda burada? 10 dakikadır bekliyoruz. 10. Sipariş gelmedi. Peki mesela 5 dakika oldu. 5 dakika. Yağmur yağsaydı bugün şimdi nasıl olurdu söyleyelim. Karşılaştırsak? Hemen söyleyeceğim. Pazartesi gününü ben örnek vereyim. Pazartesi günü inanılmaz bir yağmur vardı. Aslında burada benim avantajım da arabayla yapmış olmam bunu. Çünkü yağmur çok şiddetli olduğu zaman motorla dahi çalışamazsınız. Evet. Çalışabilirsiniz de çok zor olur. Kaza riski çok artıyor. O yüzden motorcular da çok çalışmıyorlar. Pazartesi günü ben sabah 11'de işe başladım. Öğlen 3'te işi bıraktım. Akşam 5.30-6 gibi tekrar yeniden başladım. Gece 11'e kadar yaklaşık bir 70 euro bir para topladım. Evet. İşte şöyle örnek vereyim. 70 euronun 7 eurosunu şirkete vereceğim. %10 olarak anlaşmıştım. Bir 10 euro civarı da bir mazot harcadım. İşte bana kalan ne oluyor? Yani 50 euro 50, civarı. 50 euro civarı işte günlük 8 saat bir çalışmaya. Yani günlük 8 saate 50 euro kazanmış oluyorsun. Kazanabiliyorsun. Yani şöyle işin en güzel yanı da kendi işinin patronusun. Kimse evet. sana hesap sormaz. İstediğin zaman başla, istediğin zaman bırak, istediğin bölgede çalış. Güzel evet. yani hani oturursun. Gerçekten bu işin en güzel tarafı bence de o abi. Kendi işinin patronusun yani. İstediğin Aynen. zaman yat, istediğin zaman çalış. Aynen, mis gibi. Ayrıca çalışmak istemediğiniz zaman da hani şirketle bir anlaşmanız var. %10'unu vereceksiniz. Bir hafta dahi çalışmazsanız kimse size niye çalışmadın demez. Evet. Yani bütün hafta tatil yapacağım, buraya gideceğim derseniz çok rahat çeker gidersiniz. Aynen. Peki o anlaşma yaparken çalışma mesela bir ayda şu kadar çalışman gerekiyor diye bir yok, olay hiçbir, var mı? Yok hiçbir anlaşman yok. Onlar zaten senin kazanacağın paraya bakıyorlar. Evet. Yani 3 euro da kazansan 30 centini onlara veriyorsun öyle söyleyeyim. Abi. Şimdi biraz da uygulamaya bakalım. Bu uygulama nasıl çalışıyor abi? Şimdi uygulamayı şuradan göstereyim. Şöyle Uber Driver diye bir uygulama. Evet. Uber normal Uber'den farklı olarak. Buna tıklıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada offline ya da online olma durumunuz evet. var. Çalışmak istemediğiniz zaman basıyorsunuz. Şu evet. anda offline durumundayım. Hiçbir şekilde sipariş gelmiyor. Evet. Tekrar işe başlayacağım zaman. Şu anda aktif oldum. Durumdayız. Sedat biliyor zaten. Daha yeni başladık. Az önce gelen bir siparişimiz var. Evet. Şöyle üst tarafta görebiliyorsunuz. Bu bugün yaptığınız işleri gösteriyor. Bir de onun dışında puanlarım var. Nedir bu puanlar? Hemen şöyle gösteriyorum. Benim 444 puanım var. Uber Eats'te Pro oldum. Pro'da yaklaşık bir 300 puandan sonra oluyor. 1 ile 6 puan arası her serviste alıyorsunuz. Bu sizin sempatikliğinize, hızınıza, titizliğine göre değişiyor. Müşteri veriyor bu puanı. 1 de verebilir, 6 da verebilir. Onu da ileride mesela ben şu an Pro olduğum için şöyle göstereyim Gold olduğum için. Evet. 3 tane promosyon gelmiş bana. Uber vermiş. Genelde herkes motorla yaptığı için kendi aksesuarlarında %15'lik bir indirim yapıyor. Yani motor kaskı falan tabii, olsun o tür şeyler, şeylerde. O tür şeylerde. Onun dışında Galp benzin istasyonlarında litre başına 8 centlik de bir indirim yapıyor evet, bana. Çok güzel. Onun dışında kendi kaza sigortası var. Herhangi bir kaza durumunda da şu anda sigortalıyım evet. Uber tarafından. Eğer şurada söylüyor zaten 256 puan daha alırsam hı-hı. ben platinyum olacağım. Yani 700 puanı tamamlayınca platinyuma geçiyor. Platinyuma geçiyorsun. Platinyum'da da özel müşteriler var. Mesela evde yatalak olanlar vesaire şu bu. Evet. Uber size fix müşteri veriyor. Yani her gün en az 2-3 servis ona yapıyorsunuz. Hı-hı. Gidip direkt hatta evin anahtarını bile verebiliyorlar. Öyle söyleyeyim. Onun dışında da 9 centlik litre başı bir indirimi var. Çok iyi. İstasyonlarında. Bundan sonra da Diamond geliyor. Diamond'da da 10 cent litre başına. Tabii bu işte biliyorsunuz en büyük sermaye yaptığınız yatırım benzin. Evet. Benzin çok önemli. 10 cent deyip geçmemek lazım. 10 cent kesinlikle bir fark yapar. Bir de şuna bakalım. Şu anda bulunduğumuz yer Villanova'da Gaia'dayız evet. arkadaşlar. Porto'nun karşı tarafı, nehrin karşısındayız. Evet. Ama birazdan herhalde Porto merkeze de gideriz. Aynen.
Orada da bakacağız. Sipariş gelirse siparişlerimizi vermeye gideceğiz. Aynen öyle. Peki abi sen şimdiye kadar, yani şimdiye kadar dedim, 1-2 haftadır yapıyorsun zaten. Bir hafta oldu. Yani bir haftadır sen en fazla ne kadar kazandın yani bu tek siparişten? Şimdi şöyle gösterebilirim istersen. Aynen, ona da bakalım hatta. Şimdi geçen hafta çalıştım. Geçen hafta bir 300 euro civarı aldım. Evet. Geçen haftayı göremeyeceğiz. Ben size bu haftayla bahsedeyim. Biliyorsun telefonum kırıktı bu hafta da çok çalışmadım. Evet. Salı ve çarşamba günü. Şimdi şöyle, ben pazartesi günü yüksek bir meblağ yapmışım. Salı ve çarşamba günü telefonum arızalı olduğu için, yani siparişleri kabul edemiyordum, evet, telefon arızası yüzünden. Çok bir şey yapamadım. Erkenden eve döndüm 2 günde. Üçüncü gün telefonumu ayarladım. Dün zaten beraberdik, göstermiştim sana. Evet. Bugün de yeni başladık işte, daha bir şey yok. Toplamda kaç gün? İşte iki tane yarımı bir gün olarak saysan, evet, üç. Dördüncü gündeyim şu anda, daha akşam servisi var. 163 euro gibi bir para toplamışım. Evet. Yani günde 50 eurodan fazla. Tabii günde. Üç günde. Üç aynen, günde 50 euro'dan fazla. Zaten dün, evet, full çalıştığım zaman bir 53 euro. Yani full de dediğim işte 4 saat öğlen, 4 saat akşam. Tabii size bağlı bu. Hani benim çok zamanım var, benim enerjim de çok. Ben gece gündüz çalışırım derseniz, bunu, evet, yapan arkadaşlar var. 100 euro, 110 euro para topluyorlar. Bir ayda abi 10 gün sen kendine vakit ayırsan, 20 gün çalışsan, yani 1000 euro yapabiliyorsun. 1000 euro civarı yapabiliyorsun. Tabii mazot falan çıkınca yine 800 falan diyebiliriz. Yani öyle de oluyor. O yüzden en başında da söyledim, motor çok önemli. Evet. Yani arabayla yaptığınız masrafın en az 5'te biri. Anladım. Masrafı motor oluyor. Yani 50 euro harcıyorsan haftalık arabaya, 10 euro motoru harcarsın. Bir de arabada şey dezavantajı da olur. Mesela siparişi götürdüğün yerde, kesinlikle, park yeri olmaz. Kesinlikle. Motoru istediğin yere koyarsın ama arabayı park etmek için yer ararken falan yine bir ton süre geçer. Aynen öyle. Öyle de aynen bir dezavantajı öyle var. Maalesef, maalesef. Her şeyin dışında parktan ziyade trafikte motorun, evet, önemi çok önemli. Aynen yani öyle. Bir trafiğe takıldığın zaman bitti. Motor gibi değil, hemen aralardan sıyrılıp geçemiyorsun. Doğru. Çıkan peki sonra abi, Portekizli insanların bu sipariş verdikten sonra mesela siparişi verirken sana nasıl davranıyorlar? Mesela güler yüzlüler mi? Bırak git tarzı? Hiç olmadı, kaba insanlar tarzı var mı? Yani kaba insan olduğunu söylüyorlar ama ben şuna inanıyorum. Yani kaba insanlar dünyanın her yerinde var. Sadece Portekiz'de yok. Ve kaba insanlarla karşılaştığını söyleyen arkadaşlarım da var. Bu Uber işini yapanlar. Bana daha denk gelmedi. Evet. Çünkü genelde ben direkt zaten asansörün kapısını açtığın zaman o kapıyı açmış, karşında seni bekliyor oluyor. Ben, hı, güler bir yüzle merhaba, işte iyi günler, nasılsınız, güzel bir sohbetle girdiğiniz zaman, evet, karşıdaki ister istemez yani bir yumuşaklık oluyor. Tabii. Şu ana kadar benim başıma öyle kaba bir insan gelmedi. Bir de gerçekten bu Uber işini yapanlara daha da bir saygılı olmamız lazım. Kesinlikle. Şu anda herkes evinin içindeyken dışarıda insanlar bu yağmurun altında sizlere yemeklerini, aynen öyle, ulaştırmak için çalışıyorlar. Yani aynen ultra öyle bir saygı, hı, göstermek lazım. Aynen. Ve hatta tip konusunda da fazla tip bırakırsak daha da iyi olur. Muhakkak tipleri diyelim bırakın. Kendim, evet, için söyle, ben güzel tip kazanıyorum da. Evet. Tip muhakkak bırakın. Yani dediğin gibi hani ben biraz daha aslında işini hem espri hem de acı gerçek tarafı. Evet. Koronadan dolayı kendi işimi yapamıyorum. Evde sürekli eşimle tartıştığım için yüz yüze her gün benim için bir evde kaçış yolu, bir oldu, kaçış yolu oldu. Çok da iyi oldu. Evet. İlişkim düzeldi, öyle söyleyeyim. Bir düzene girdi. Yani buradan ilişkisi bozuk olanları veya tartışanları hemen tavsiye ediyoruz. Kaçın. Uber Eats yapın abi. Kaçın hem para kazanırsınız hem kafa dinlersiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada abi şey, tipten bahsetmişken tip, evet, ne kadar aldın mesela en fazla veya genelde yani kaç alıyorsun? Şu anda kendim uygulamayı kullandığım zamandan hatırladığım kadarıyla en yüksek tip sanırım 5 euro. 5 euro. Şey vardı, 50 cent, 1 euro, 2, 3 euro, bir de 5 euro var diye hatırlıyorum. Evet. Benim genelde 2 euro, 3 euro arası bir tip oluyor. Zaten günde 3-4 müşteri bıraksa yaklaşık bir 10 euro civarı bir, evet, tip kazanıyorum. O da yakıtı harcıyorum. Çok güzel yani. Sadece tiplerden yakıtı, kesinlikle, karşılayabiliyorsun. Öyle. Hatta pazartesi günü sanırım o işte çalıştığım günde pazartesi günü bir 12 euro civarı bir tip almıştım. Çok güzel. Yani kazandığım bütün para cebime kaldı. Siparişimiz geldi arkadaşlar. 10 dakika mesafede 3 kilometre. Normalde o kadar olmaması gerekiyordu da neyse, evet, artık. Şimdi buraya gidip yemeğimizi alacağız. Daha sonra da siparişimizi ileteceğiz. Bakalım. Neredeyiz? Arkada. Yanımıza varmak üzereyiz. Yemeği almak için. Tesadüfen de tanıdığımız restoran oldu. Evet, tanıdığımız restoran. Yeraş girdi.
Gazela restoranımız burası arkadaşlar. Burada da başka bir Uber Eats bekliyor. Harika. Şimdi Emre abimiz çantasını alıp geçecek. Evet, yemeği aldıktan sonra da siparişi vereceğimiz yerin adresi ekranımıza yansıyacak. Yani başta da dediğimiz gibi arkadaşlar, Porto'da 2-3 hafta yağmurdan sonra güneşli bir hava var. O yüzden herkes dışarı çıkmış. Öyle olunca siparişlerde bayağı bir azalma var bugün. Bakalım, en azından 1-2 tane sipariş göstermeye çalışacağız size. Şimdi siparişi vereceğimiz yerin adresini göreceğiz. Burada iki kişi var. Biri Simon, biri Alessandra. İkisini evet. de seçiyoruz. Sonra siparişe başla dediğimiz zaman bizi önce en yakındakine gönderiyor. İki farklı sipariş aldık yani, değil mi şu an? Aynen öyle. İki tane geldi. Bazen iki geldi. 1.6 kilometre diyor. Sence tahminin ne kadar verir abi? Abi 1.6'dan aşağı yukarı, yani akşam servisi saati herhalde 2.30-2.40 falan verir. 2.30-2.40 diyoruz. O civar. Bu mesela her kilometrede ne kadar ekliyor abi? Yani şöyle aşağı yukarı kilometre başına 1 euro civarına yakın geliyor. Aşağı kilometre yukarı. 1 euro. Tabi belli olmuyor. Bazen saatlerine göre, tam servis saati ise daha daha düşük oluyor. Normalde insanların az çalıştığı saatlerde ise, örnek veriyorum gece 10.30-11 ise daha fazla oluyor. Evet. Ama bakacağız şimdi. Sipariş bir hastaneymiş arkadaşlar. Dışarıda paketi teslim edip diğer siparişi götürmeye gideceğiz. Evet, doktorumuza yemeğini ulaştırdık. Tamamdır. Şimdi buradan ne kadar kazandığını gösteriyorum. Şu anda hemen bakamayacağız. Diğer evet. siparişi verdikten sonra burada teslim edildi diye işaretliyoruz. Otomatik olarak diğere gidiyoruz. Evet. Evet, o da 2 kilometre, 2.2 kilometreymiş. Yani 1.5 muydu diğeri? Diğeri bir, evet, 1.5 kilometreydi. 3.7. Toplamda 3.7 kilometre evet. yol yapacağız. Evet, diğer siparişimize de ulaşıyoruz. Kapıda bekleyen olmasın. 500. Ha, Alexandra herhalde o. Evet, yemeğimizi Alexandra'ya ulaştırdık. Kontina San Batar. Şimdi hesabımız ne kadar düşmüş onu göreceğiz. Evet, 4.71. Evet, 3.5 kilometre falan. 3.5 kilometre civarı yaptık. 4.71 hesabımıza para düştü. Yani nasıl abi? 4.71 güzel. 70 sent 40 senti vergi olarak düşün. 4.30 evet. bize kaldı. 4.30 bize kaldı. 30 sentlik de yakıt yaktıysak 4 euromuz şu an cebimizde. Evet. Şimdi bir yere duracağız. Yine yeni sipariş bekleyeceğiz. Aynen öyle. Evet. Belki yolda hop, belki yolda da düşebilir o da. Evet. Sipariş düştü. Bir dakika mesafede diyor. Kabul ettik. Evet. Şimdi restoranın adına bakıyoruz. Az önceki geldiğimiz restoran. Evet, zaten biz o restoranın önünde bekliyorduk. Hemen en yakında ikine düştüğü için aldık gidiyoruz. Siparişimizi alıp tekrar. Şimdi bakalım bu sipariş nereye gidiyor? İşaretledik. Al dedik. 5 kilometre. 5.2 kilometre. Gaye'ye götürüyor bizi. Aynen öyle. Nehrin karşısına gideceğiz artık. Diğer siparişimizi de getirdik. Herhalde kapıda bekliyorlar eğer buysa. Evet, siparişimizi ilettik. Bakalım bundan ne kadar kazanmışız. Evet, bu teslimattan da 4.91. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün servis saatinden önce başladık. Yani saat 5 gibi başladık. O yüzden fazla sipariş alamadık. Ama servis saati yani 6'dan sonra 1 saat içerisinde yaklaşık 3 sipariş götürmüş olduk. Ve bu 3 siparişten yaklaşık 15 euro kazanmış olduk. 15 euro? Evet. Yani 15 euro şöyle söyleyeyim, 1.5 eurosunu işte kesinti yapacaklar %10'unu. Evet. 13.5 euro bize kaldı. 1 saat, 1.5 saat arası bir şey. Yani şöyle söyleyebilirim, bu 13.5 euro benim benzinimi karşılıyor bütün gün için. Bütün gün içerisinde ne yaparsam cebime kalıyor artık. Evet. Güzel. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha ileriki günlerde eğer isterseniz
tüm gün Uber videosu da çekebiliriz. Çekebiliriz. Tabii. Sabah çıkarız abi, akşama aynen kadar. Aynen öyle yaparız. Bir bakarız ne kadar rekor denemesi. Yaparız. Evet, yani ileride öyle videolar da gelir arkadaşlar. Umarım bu video sizlere yararlı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iki videolarda görüşmek üzere. Ciao.